Ben Muhammed Öztepe. Evet, e, İpek böceği e, veysel yetişen arkadaşımın e, yaptığını öğrendim. E, onu izledim, gittim, yerinde gözlemledim. E, bunu benim de yapabileceğimi düşünerek e, iki kutuyla bu sene başladım. İşte e, dut potansiyelimiz var, e, yapraklarımız var. E, altyapıyı oluşturduk, tezgahlarımızı hazırladık. Ee, bu sene iki kutuyla başladık. Şu an her şey yolunda, çok şahane gidiyor. İnşallah e, kozayı ördükten sonra kilogram şeyi de e, iyi gelirse, yani hedeflediğimiz kilograma da ulaşabilirsek şahane olacak. Seneye Allah izin verirse dört kutuyla veya beş kutuyla devam etmeyi planlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin e, dut fidanı tedariği konusunda çalışıyoruz. E, yardımları oldu. 250 adet aldım, diktim. Bir miktar daha alacağım. İşte 400 adet falan daha almayı planlıyorum. İnşallah e, bu şekilde katlayarak devam edeceğiz. İsmim Veysel Yetişen. 1991 Kumru doğumluyum. Ee, İmam Hatip olarak daha önce İzmir'de görev yapıyordum. Orada bu işleri öğrendim, gördüm. Kısa vadede karlı bir iş olduğunu öğrenince orada da yaptım ilk defa denedim bizim bu memlekette ordumuzda daha iyi olabileceğini düşündüm. E, tarımsal ilaçlama da çok fazla olmadığından dolayı bu bölgemizde fındığa eskisi gibi ilaçtılmadığından dolayı dut yapraklarının etkilenmeyeceğini düşünerekten kısa vadede e, karlı bir iş olduğunu düşünerekten bu işe burada da başladım, kumurumuzda da başlamış oldum. E, amacım bütün vatandaşlara bu işi öğretmek, göstermek. Biz her türlü desteği veriyorum, e, telefonla uzakta olsa fark etmiyor. E, kısa vadede güzel kar getirici bir durumdur ipek böcekçiliği. Bunda önemli olan yapmamız gereken bol bol dut ağacımızın olması, dut fidanı dikebilmemiz. Önemli olan bu. Yani dut ağacımız varsa, tarımsal ilaçlamadan da etkilenmiyorsa başka hiçbir sıkıntımız yok demektir. Herkesin zaten kapalı, ahırı, samanlı, deposu bir şekilde bir yerleri var. Buraları böyle değerlendirebiliriz. Ama dut yaprağımız az olduğu zaman Mümkün değil tabii. Bu konuda da Büyükşehir Belediye'miz, Ordu Büyükşehir Belediye'miz DUT fidan desteği veriyor. Ücretsiz bir şekilde yapmak isteyen vatandaşlara sadece bir dilekçeyle e, Ordu genelinde her tarafa ulaştırıyor. E, o fidanları diktikten sonra böceklerimiz de ücretsiz geliyor. Ve böceklerin bir aylık bakım süreci başlamış oluyor. Bir ayın sonunda kozalara giriyorlar. Ve bu şekilde e, kısa vadede güzel bir gelir elde etmiş oluyorlar. Ve bu yılda fiyatı çok güzel açıkladılar. Yani devletimiz 160 lira fiyat verdi. 20 lira da bir kooperatif fiyat verdi. 180 lira civarı bir kilogram. Geçen yıl 90 liraydı. %100 bir artışla çok üretici açısından biz memnun olduk. Yani bu fiyatı duyan şöyle tekrar daha düşünmeli ve bir an önce dut fidanı dikip bu işe başlamalı diyorum. Ciddi anlamda yan gelirin ötesinde yani sadece gelir olabilecek bir durumda bu şekilde ...bütün ordulu hemşerilerimize ben tavsiye ediyorum. Büyükşehir de bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bana geçen yıl 55 metrekare civarında raf verdiler. Ve şu an onları aktif olarak burada arkamda kullanıyorum. O şekilde Büyükşehir Belediye'mize özellikle teşekkür ediyorum. Adım Osman Murat Yürük. Çiftçiyim, ipek böceği yetiştiricisiyim. 2020 yılından itibaren ipek böceği üretimi yapıyorum. Üçüncü sezon bu sezon. Dut yaprağı ile besleniyorlar. 45 günlük gibi bir besleme süreleri var. Mayıs 15'te başlıyor. E, Temmuz 1 itibarıyla üretim sona eriyor. E, zevkli, keyifli bir tarımsal uğraş. E, kısa dönemli bir etkinliği var. E, yani yapılabilir bir tarımsal faaliyet olduğu için e, dut ağacı yetiştiren herkese bu konuyu e, bu konuda tavsiyede bulunabilirim. E, sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız e, Sayın Hilmi Güler'in bu konuda destekleri devam ediyor. Geçen yıl bize 250 adet dut fidanı vermişlerdi. Yine bir başka arkadaşımıza da aynı sayıda dut fidanı verdiler. Üretimi inşallah artırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla tarımda bir yenilikçi projeyi daha hayata geçirmiş bulunmaktayız. İpek Böcekçiliği günümüzden bugüne kadar önemini sürdürmüş fakat geçmiş, geçtiğimiz yıllarda çok daha fazla tarımı yapılırken artık zamanla azalmaya başlamıştı. Biz ilimizde yeniden bu tarımı faaliyete geçirmek istedik. Bir üreticiyle başladığımız e, bu proje e, bugün e, 4 üreticiye çıktı. 4 üreticimiz şu anda Fas'ta Ünye ve Kumru ilçelerimizde 4 üreticimizi ziyaret ettik. Kozaların hasat edildiğine şahit olduk. E, yaklaşık 12 üreticimize de dut fidanı desteği sağlayarak e, bugün e, 16 üretici toplamda ilimize kazandı olduk Amacımız bu projeyle e, kırsal kesimde yaşayan çiftçilerimizin ya da e, vatandaşlarımızın e, bir aylık gibi kısa bir sürede gelirine ek bir gelir sağlaması e, inşallah artırarak da e, ilerlemeyi hedefliyoruz.